Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bugün başlıklarında anladığınız üzere daha öncelerde videosunu çekmiş olduğum APU sistem bilgisayarımızın eksik olan tek ve en önemli parçası. Şu anda içerisi boş gördüğünüz gibi. Onu da aldık arkadaşlar. Şu şekilde hemen göstereyim. XFX'in Swift 309 Radeon RX 6700 XT arkadaşlar modeli. Bunun kutu açılımı ve montajını sizler için yapacağım şu anda. Tabii ki bu kutu şu anda boş arkadaşlar. İçinde herhangi bir şey yok. Onu kutusundan çıkarttık. Öncelikle kutunun genel itibariyle şöyle bir yüzeyine bakalım. Bu şekilde 1440 yani 2K bir çözünürlüğü olduğunu gösteriyor. 12 GB'lık bir hafızası ve PCI Express 4.0 bağlantısı var arkadaşlar. Ekran kartımızın şu şekilde arkasında yine özellikleriyle alakalı bilgiler var. Çoğu özelliğini biliyorsunuzdur zaten. Kutusu bu şekilde arkadaşlar. Zannedersem şimdi birazdan çıkarınca da göreceğiz. 1 adet HDMI ve 3 adet de DisplayPort girişi olması gerekiyor. Birazdan onu da kutu açılımıyla göreceğiz. Şu şekilde ve siyah kutumuz, kara kutumuz, bilgisayarın kara kutusu diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir burada kitapçıklar mevcut ve içerisinde o güzel parçamız çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde tek elimle alayım. Şu an üzerinde poşeti var. Şöyle göstereyim ben sizlere. İçerisindeki kutu oldukça güzel, korunaklı bir şekilde duruyor. Şu parçaları şöyle içine atıp bu kutuyla işimiz bitiyor arkadaşlar. Evet. Şu anda elimde görmüş olduğunuz 6700 XT RX 6700 XT XFX'in şöyle göstereyim. Çok fazla teknik detaya girmeyeceğim arkadaşlar. İnanın açıkçası benim de o kadar fazla bir bilgim yok kartlarla alakalı. Ama uzun araştırmalar ve güzel bir indirim sonucunda bu karta sahip olduk. Dileyen herkes gönlünden ne geçiyorsa inşallah onu kullanır. Ve bununla birlikte kasamız yani setup'ımız hemen hemen tamamlandı. Ufak tefek eksiklikler var. Masa değişecek işte vesaire. Odayla alakalı. Bunlar ilerleyen zamanlarda hepsi tek tek olacak şeyler. Ama şu an en önemli parçaları kasa, montör ve ekran kartı olarak tamamladık arkadaşlar. Güzel bir ekran kartı. Çok fazla incelemesine baktım. Testlerine baktım. Yani izlediğim testlere göre 3060 Ti hatta 3070'e kafa tutabilecek bir ekran kartı. Yani çoğu yabancı kanalda vesaire olsun. Aynı özelliklerle farklı kartlara 3060, 3060 Ti ve 3070 ile ilgili birçok videosu var arkadaşlar. Onları izleyebilirsiniz. Ben de tabii videolar çekmeye çalışacağım oyunlarla alakalı. Şu an oynamış olduğum 6-7 oyun var ve şöyle de bir şey var. Ben bunu ince hesap üzerinden aldım. 17 Aralık Gaming gecesiyle aldım arkadaşlar. Ve burada ince hesapla da ben bugün görüştüm. Testimi aldıktan sonra bugünün tarihi de 19 Aralık 2022 arkadaşlar. Bugün itibariyle görüştüm müşteri hizmetleriyle. 2 adet bizlere oyun veriyor. O oyunları ben size söyleyeyim. Birisi Dead Island olması lazım. Aynen Dead Island 2. Diğeri de The Callisto Protocol olmak üzere yaklaşık bir 1000 TL değerinde oyun hediyesi var. Başvurumuzu yaptık. Firmaya ilettiler. Bir hafta içerisinde bize mail yoluyla oyunların gönderileceğini, kodların gönderileceğini söylediler arkadaşlar. Şimdi biz bunun kutudan çıkarma işlemini yaptık. Ben şu anda çıkaramayacağım ama poşetinden çıkarayım birazdan. Daha detaylı görelim. Daha şeffaf bir şekilde. Daha sonra kasaya montajı ve driverları nasıl yükleyebiliriz? Bunlarla alakalı sizlere
bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Ben şimdi poşetinden çıkarayım. Hem şeffaf bir şekilde görelim, hem de kasamıza montajını yapalım. Evet, şu anda daha şeffaf bir şekilde kartı görebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 3 fanlı bir yapıya sahip kartımız şöyle arka tarafında. Hemen şöyle 8 artı 8 pin girişine sahip. Burada soğutma bloklarını görüyorsunuz. Arkada bir plakamız var arkadaşlar. Şöyle kartı ters koyduğumuz zaman burada Swift yazısı var. Diğer modellerinde bildiğim kadarıyla beyaz yazıyor. Bunda siyah yazıyor. Bu şekilde burada bir plaka üzerine XFX yazısı görüyorsunuz. Burada yine sıcak havanın çıkması için soğutmaya yardımcı olan kısımlar görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kartın uzunluğu 304 mm. Bizim de normalde kullandığımız kasa MSI Mac4G M100R modeli. Aslında kasa 300 mm'ye kadar desteklediğini söylüyor. Ama 304 milim böyle 3-4 milimlik farklar. Biraz düşündürerek aldım aslında. Hani sığar mı sığmaz mı diye. Ama herhangi bir sıkıntı olmadı. Sığmada. Bu şekilde arkadaki girişlerinin korumalarını çıkartayım. Biraz önce de söylemiştim. Girişlerine şöyle bakabiliriz. Evet. Bir adet HDMI ve 3 adet de display port giriş var arkadaşlar. Kartla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şu şekilde fanların her üçü de aynı yöne dönmekte. Şimdi biz kasaya montajına geçelim arkadaşlar. Orada da yine video almaya çalışacağım. Evet, montajımızı yapabilmemiz için kasamızın yan tarafındaki camı almamız gerekiyor arkadaşlar öncelikle. Yandaki bu vidalarını sökünce burası zaten çıkıyor. Burada da yine ekran kartımızın slotu, şu görmüş olduğunuz slot arkadaşlar, PCI Express 4.0 bağlantısını yapacağımız. Burada şuradaki şu parçayı görüyorsunuz sanırım. Bunun açık olması gerekiyor oturtabilmeniz için ve ekran kartımızın güç kaynağını gücünü alacağımız, PSU'dan gücünü alacağımız 8 artı 8'lik pin girişlerimiz. Bunların yerine öncesinden aşağıdan daha rahat girecek şekilde ayarladım. Şimdi kartımızın elimize aldığınızda arkadaşlar, öncelikle burada biraz önce göstermiştim. Bu girişlerin önünde bir koruyucusu oluyor. Onları çıkartmanız gerekiyor. Daha sonra burada slotumuza girecek olan ayağın çıkması gerekiyor. Orada bir koruyucusu var yine. Şurada gördüğünüz çentikler bu slotun içerisinde yerleri hazır zaten. Kartı yerine oturtmadan şu üstündeki jelatinlerini sökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ön tarafındaki jelatini söktükten sonra bir tane de şurada arka plakamızda var. Evet, bu şekilde jelatinlerini sökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şurada Radeon ve XFX yazılarını görebiliyorsunuz. Evet, şimdi montajını yapabiliriz. Bu şekilde şurada slotlarını denk getirerek arkadaşlar, bastırdığınızda zaten o oturma sesini duyuyorsunuz. Şu an ekran kartımız sallanıyor. Bunun burada vidaları var. Onu da yerine oturtmamız gerekiyor. Şimdi biz o vidaları sıkalım arkadaşlar. Evet, son şu parçamız kaldı. Kasaya özel olabilir. Bu bütün kasalarda nasıl olduğunu bilmiyorum. Bunu içeriden geçirip daha sonra şu şekilde normal cam tutan vidalarından var arkadaşlar. Onu da sıkmamız gerekiyor. Buradaki açıklığı kapatması için. Evet, o parçayı da taktıktan sonra şimdi ekran kartımızın
güç kablolarını takmamız gerekiyor. Bu şekilde 8 artı 8 2 adet pin girişi vardı. Güç girişlerinin bağlantısını da yaptıktan sonra işlemimiz bitiyor arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımızı açacağız ve ekran kartımızın driverlarını yükleyeceğiz. Daha sonra kullanmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, kartımızın montajını yaptık. Şu şekilde burada görebilirsiniz. Şöyle kartın boyutuyla alakalı da size bir bilgi olur. 300 milim desteği olan bir kasaya 304 milimlik. Burada daha hala boşluk var arkadaşlar. Şöyle iki parmak kadar falan boşluğumuz kaldı. Şimdi kartımızla alakalı driver için şöyle geldiğimizde arama kısmına AMD RX 6700 XT driver yazdığınızda zaten direkt AMD'nin sitesi geliyor. Şu şekilde ilk gelene tıkladığınız zaman burada sürücüler ve yazılımlarla ilgili ekran karşınıza geliyor arkadaşlar. Kullandığınız Windows'a göre seçebilirsiniz. Ben Windows 10 kullanıyorum şu anda. Windows 10'a tıkladığınızda şu şekilde hemen altında çıkıyor zaten. Şöyle sürümlerle alakalı. Burada AMD yazılımı adrenalin sürümü yazıyor ve önerilen kısmı yanında belirtiyor zaten sürümle alakalı. Önerilen kısmını indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. İndirdikten sonra 546 MB'lık bir dosya. Onu kuruyorsunuz. Daha sonra kurduktan sonra bilgisayar bir veya iki defa yeniden başlatma oluyor. Daha sonra şu şekilde mouse'unuza sağ tıkladığınızda şöyle burada en üstte AMD Software Adrenalin Edition diye bir seçenek çıkıyor. Bu seçeneğe tıkladığınızda şu an görmüş olduğunuz ekran AMD'nin yazılımıyla alakalı, ekran kartıyla alakalı sizlere yönlendirdiği kısım. Burada şöyle ayarlar kısmına gelelim. Ekran kartları diyelim. Burada ekran kartıyla alakalı seçenekleri görebiliyorsunuz. Şöyle performans dediğiniz zaman şu anki anlık değerleri gösterebiliyor. Şurada da gördüğünüz gibi AMD Radeon RX 6700 XT seçeneğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada oyunlarla alakalı şu an en son birkaç testim oldu. Şöyle bunlar ultra ayarlarda Valorant ekran kartı olmadan kullanmıştım APU sistemde. Euro Truck ve Forza Horizon 4 bunlar ultra ayarlarda çalıştırmış olduğum ve son FPS ortalamalarım arkadaşlar. En yüksek ayarlarda. Bu şekilde driver'ınızı yükleyip kullanmaya başlayabilirsiniz. Şu an ben monitörüm 165 Hz ve 2K Asus'un monitörü. 165 Hz'i alamıyordum. DisplayPort ile veriyor 165 Hz'i. Şu an ekran kartımda DisplayPort ile bağlandığım için şöyle gelişmiş görüntü ayarları ve yenileme hızını görebiliyorsunuz. 165 Hz. Bir de arkadaşlar AMD'nin, yani bilmiyorum sadece AMD'de mi var bu, şu şekilde Smart Access Memory ile alakalı şurada yukarıda performansa tıklıyorsunuz. Hemen aşağıya indiğinizde şu şekilde Smart Access Memory AMD etkin diye görebiliyorsunuz. Bu da yine oyunlarda vesaire FPS, daha yüksek FPS'ler almanızı sağlıyor arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. Kartın kutu açılışı, montajı ve diğer ayarlarıyla alakalı, driverlarıyla alakalı sizlere bilgi vermeye çalıştım arkadaşlar. Yine kartla ilgili ilerleyen zamanlarda performans testleri vesaire gelecek. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.